Herkese merhabalar arkadaşlar. 2022 yılının ilk günlerinde tekrar beraberiz. Öncelikle 2022 yılının ülkemiz, milletimiz ve dünya açısından güzelliklerle dolu bir yıl olmasını temenni ederek başlayalım. Bugün tarih kuşağına devam edeceğiz ve konumuz Sultan Baybars olacak. Tarih kuşağına başlarken tarih kuşağındaki amacımız tarihte herkesin konuştuklarından ziyade böyle daha az bilinen isimler, daha az bilinen konular hakkında konuşmaktı. Sultan Baybars da bunlardan bir tanesi. Maalesef ülkemizde ve dünyada çok fazla bilinmeyen, işte hakkında yazılı kaynakların az olduğu bir isim kendisi. Kendisi hakkında yıllardır ben araştırma yapıyorum. Bir merakımız var kendisine karşı. Tabi bunlardan yararlanarak size Sultan Baybars'ı anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Sultan Baybars'ın doğumu 1233 yılında. Kendisi Karadeniz'in kuzeyinde doğmuş bir Kıpçak Türk'ü. Muhtemelen 14-15 yaşlarındayken Moğollar tarafından esir alınıp Sivas Halep üzerinden Şam'a götürülüyor. Buradaki köle pazarında Memlük emirlerinden birine satılıyor. 1246 yılında dönemin Memlük Sultanı Salih Eyüp tarafından fark ediliyor. Askeri eğitim alması için askeri kışlaya gönderiliyor. Askeri eğitimin ardından orduya katılıyor. İşte Haçlılara karşı bir dizi çatışmalara dahil olarak kendisi kısa sürede emirliğe kadar yükseliyor. Sultan Baybars'ın ilk büyük askeri başarısı işte birkaç yüz tapınak şövalyesinin dahil olduğu Fransa Kralı Louis komutasındaki işte 1500 kişilik bir Haçlı ordusuna karşı Eyüp ordusunda komutanken kazandığı Mansure Muharebesi ilk büyük başarısı bu. En parlak ikinci başarısı da 3 Eylül 1260 tarihinde Ayncalut'la gerçekleşen muharebe. Bu muharebede Moğollarla bir savaşı var. Burada işte vurkaç taktiğiyle birkaç saat savaşıyor. Moğolların büyük bir kısmı pusuda beklediği bölgeye çekiyor. Burada güzel, başarılı bir savaş. Başarılı, hatta savaşın sonunda aralarında Moğol komutanlarından Ketba Noa'nın da olduğu Moğol ordusunu, çok büyük bir kısmını imha ediyor. Zaten asıl maceramız bizim bundan sonra başlıyor. Sultan Baybars'ın asıl hikayesi bu savaştan sonra başlıyor. Bu dönemde Memlük Sultanı olan Kutuz'dan Halep'i talep ediyor. Halep'in iktasını talep ediyor Baybars. Kutuz ilk başta bu talebi kabul ediyor. Daha sonra Halep'i kendisine yakın olan bir adamına ikta ediyor. Tarih kaynaklarında zaten Baybars ile Kutuz arasında bir husumetin olduğu anlatılır. Bu biliniyor. Halep olayı da açıkçası tuz biber oluyor. Bu olayın ardından Sultan Baybars diyelim, Mısır'a doğru geri dönmekte olan Kutuz bir gece kamp yaparken işte ava çıkıyor. Ava çıktığında Kutuz'u öldürüyor. Bu olayların üzerine devletin ileri gelenleri yeni sultanı belirlemek için toplandıklarında zaten Baybars üzerine oy birliğiyle karar vermiş durumdalar. Otağa giren Atabey, Sultan Naibi Farisüddin Aktay'dı yanlış hatırlamıyorsam. Aktay onları, Baybars'ı karşılıyor. Kutuz'un öldüğünü öğrenince onu hanginiz öldürdü diye bir soru soruyor. Baybars da ben cevabını veriyor. Bunun üzerine Atabek, hünkârım buyurun onun tahtına siz oturun demiştir. Aynı gün 26 Ekim 1260 tarihinde Kalatül Cebel'e giderek Memlük tahtına oturuyor. Baybars ve sultan oluyor. Kalatül Cebel'den kısaca bahsedeyim. Kalatül Cebel Selahaddin Eyyubi tarafından 1176 yılında yapılan saltanat merkezi, işte içerisinde kale, saraylar vesaire var. Buraya geliyor. Burada tahta oturuyor ve maceramız burada başlıyor. Sultan Baybars tahta ilk geçtiğinde icraatlarından birisi Kutuz'un yükseltmiş olduğu vergileri düşürmek oldu. Bu karar önemliydi çünkü sultanı öldüren bir adamın onun yerine tahta çıkması halkta bir takım hoşnutsuzluklar yaratmıştı. Bu hoşnutsuzlukları giderdi ilk önce Baybars. Bu durumunda Baybars'ı mutlu ettiği biliniyor. Tabii içte bazı isyanlar çıktı. Bunların bir kısmı Kutuz'un emir yaptığı kendi adamlarından çıktı. Bir kısmı da Eyyubi Hanedan mensupları tarafından çıkartıldı. Baybars isyanları güzel bir şekilde bastırmış, isyan çıkartan emirleri yakalatıp daha sonra bağışladı. Bazılarını da eski görevlerini iade etti. İçte bazı şeylerle mücadele ettikten sonra Baybars'ın yeni kurulmuş olan Memlük Sultanlığı'nın emniyetini sağlaması gerekiyordu. Bunun için en önemli unsurlardan biri dış tehditlerdi. Dıştaki tehditlerin bertaraf edilmesi gerekiyordu. Kuzeyde Kilikya Ermeni Krallığı ile sorunlar vardı. Levant'ın sahil kesimlerinde sürekli Moğollarla işbirliği yapan Haçlı kontukları vardı.
İlhanlı'nın Ayn Celut Savaşı'nın acısını çıkartmak istemesi gibi durumlar söz konusuydu. Böyle problemleri vardı dışarıda da. Sultan Baybars tahta geçtikten sonra ikili ilişkilere, devlet ilişkilerine bakmakta fayda var. Sultanın Anadolu Selçukluları ile ilişkisi tarihin akışını belirleyecek kadar önemli aslında. Kendisinin Devrik Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus ile bir ittifakı olduğu, yani daha doğrusu ittifaka varan mektuplaşmalarının olduğunu biliyoruz. Keykavus'un Bizans'a kaçmasından sonra dahi ikili arasındaki iyi ilişkiler devam ediyor. Herhangi bir böyle tam anlamıyla resmi bir askeri bir işbirlik olmasa da, ortak girişim bulunmasa da Keykavus'un ölümüne kadar böyle iyi bir ilişkileri devam ediyor. Baybars'ın ilk hükümdarlığında Altınordu Devleti anı Berkehan Han olmadan önce İslam'a geçmiş, Müslüman olmuş biriydi. Amcasının oğlu olan Hülagu Han arasında Azerbaycan üzerinde bir anlaşmazlıkları vardı. Hülagu Han'ın da sürekli İslam ülkelerine saldırmasından dolayı bir gerginlik, bir düşmanlık söz konusuydu. Baybars açısından bakarsak bu duruma iki Moğol hanlığı arasında bu düşmanlık kendi yararını kullanabileceği bir şeydi. Bu amaçla da hareket etti. İki ülke arasında Altınordu ile Memlükler arasında bir diplomatik ilişkiler yoluyla bir dostluk kuruldu. Bu dostluk aslında her iki hükümdarın da yarar bekleyeceği bir ittifak olmuştu. Baybars'ın Berke Han'la ilk mektuplaşmasını tahta geçişlerinin hemen ertesi senesinde, 1261 senesinde olduğunu biliyoruz. Baybars mektubunu 1261 yılının Kasım ayı içerisinde yazdığı tarihçiler tarafından söylenir. Berkihan ise Mayıs 1263 yılında cevabı göndermiştir. Memlük Sultanlığı Altınordu Devleti arasındaki ittifak da bu tarihlerde gerçekleşmiş sayılır. İslam tarihinde Hristiyan dünyasıyla sistematik ve sürekli bir diplomatik temas arayan ilk hükümdarın Baybars olduğu tarihçiler tarafından belirtiliyor. Bizans İmparatoru'yla 1261 yılında yaptığı bir ticaret anlaşması var. Arkasından Cenova ile bir ticaret anlaşması yapıyor. Bu anlaşmalar her ne kadar Bizans ve Cenova için belirgin bir yarar sağlamasa da Baybars'ın Avrupa'daki olaylar ve durumlar hakkında bilgi sahibi olmasına çok büyük olanak sağladı. Diğer yandan papalığın doğuyla ilgili emelleri vardı, amaçları vardı. Bunun içinde çok büyük bir engel olarak görülen Sicilya'da bir hanedanlık var. Hohenstaufen hanedanlığı. Bu hanedanlık ile temasları var. Fakat 1266 yılında bu hanedanlık çöküyor. Hemen Baybars arkasına başka bir hanedanlıkla temasa geçiyor. Bu temasların 1271 yılında gerçekleşen 8. Haçlı Seferi'nin Tunus'a yönelmesinde etkili olduğu ileri sürülür. Her ne kadar 8. Haçlı Seferi Tunus'a düzenlenmiş olsa da bir sonraki Haçlı Seferi kendisine karşı düzenlenecekti. Buna da daha sonra değineceğiz. Sultan Baybars'ın Haçlılar ile mücadelesi 1263 yılında başlar. İşte bazı seferler düzenler. Bu seferlerden sonra 1271 yılında Orta Doğu'daki Haçlı devletlerini açıkçası böyle umutsuz şehirlere harabe hale getirdiği biliniyor. Ticaretlerini kısıtladığı biliniyor. Tabi Orta Doğu başta olmak üzere Doğu Akdeniz'deki Haçlılara karşı saldırılarının çok büyük bir önemli nedenleri var. Moğolların Suriye'yi işgal etmiş olması Memlük Sultanlığı için çok büyük bir tehditti. Bölgede Memlüklülere karşı sürekli bir Haçlı-Moğol ittifakı arayışları vardı. Bunlar da hemen hemen belki oluşmak üzereydi diyebiliriz. Bu da çok önemli bir diğer bir tehditti. Antakya Prensliği ile İlhanlılar arasında bir anlaşma yapılıyor. Bu anlaşmanın üzerine arka arkaya 2 yıl Antakya'yı kuşatıyor ama başarılı olamıyor. 65 yılında önce Hayfa ile Yafa arasında bulunan Kayseriye şehrini ele geçiriyor. Arkasından Yafa, Alsis, Arsuf şehirlerini ele geçiriyor. Bunların arkasından Safet ve Remle şehirlerini ele geçirdi. Haçlıların son kalesi olarak bilinen Antakya'yı da, yani coğrafyadaki Haçlıların son kalesi olarak bilinen Antakya'yı da 1268 yılında ele geçiriyor Sultan Baybars. Sultan Baybars İlhanlı ordusunun 1265 yılında Birecik Kalesi'ni kuşatması üzerine bölgeye bir ordu gönderiyor. İlhanlı ordusu Baybars'ın üzerine geldiğini haber alınca, Baybars'ın ordusunun üzerine
üzerlerine geldiğini haber alınca kuşatmayı kaldırıp geri çekiliyorlar. Aynı yıl Hloga Han'ın ardılı olarak tahta çıkmış olan Abaka Han 1269'da Haçlılarla bir işbirliği yapıyor. Halep yakınlarına kadar ilerliyor. Baybars bu bölgeye tekrar bir ordu sevk ediyor. Kendisi de Suriye üzerine harekete geçiyor. Henüz yoldayken İlhanlı ordusunun öncü kuvvetlerinin tarafından yenildiğinin haberini alıyor. Abaka Han 1271 yılında bu kez Haçlı kuvvetleriyle birleşiyor. Haçlı kuvvetleriyle birlikte Antep üzerine geliyor. Baybars Harran'da her iki kuvveti de Haçlı ordularında Abakahan'ın ordularında bozguna uğratıyor. Hemen ertesi yıl Abakahan Birecik'i kuşatıyor. Yine Memlük ordusunun gelmekte olduğu öğrenince kuşatmayı tekrar kaldırıyor. Bilecik üzerine bir diğer İlhanlı saldırısı 1272 yılında gerçekleşiyor. Moğol ordusunun kendi kenti kuşattığını haber alan Baybars kent üzerine yürüyor. Kent yakınlarında ileri çıkan Moğol öncü kuvvetlerini bozguna uğratıyor. Kenti kuşatma altında tutan kuvvetler de bu olayı öğrenir öğrenmez kuşatmayı kaldırarak geri çekiliyorlar. Şimdi yayının başında bahsettik. İzzettin Keykavus isminde devrik bir Selçuklu sultanı var. Sultan Baybars'ın Keykavus'la ilişkileri çok iyi. Sultan Baybars, İzzettin Keykavus'a 1261 yılının sonlarına doğru bir elçi heyeti gönderiyor. Kendisini Mısır'a davet ediyor ve kendisine her türlü yardımı yapacağını bildiriyor. İzzettin Keykavus da tekrar Anadolu Selçuklu tahtına Sultan Baybars'ın yardımıyla geçerse Diyarbakır ve çevresini Memluklara bırakacağını bildiriyor. Sultan Baybars'ın elçi heyetine kendi tuğrasının yer aldığı sadece isim haneleri boş bırakılmış ikta fermanları da gönderiyor. Bunlar Sultan Baybars'a ulaşıyor. Sultan Baybars bu haber üzerine derhal ordu hazırlamaya başlıyor. Ancak Anadolu Selçuklular ve İlhanlı Sarayı bu yazışmaları tespit ediyor. Gereken karşı tedbirleri alıyor. İlhanlı Anadolu'ya çok kuvvetli, güçlü bir ordu gönderiyor. Tabii bu da İzzettin Keykavus'ta Sultan Baybars'ın çok hızlı hareket etmesini gerektirecek bir durum oluyor. Fakat Memlük ordusu sefer için hazırlıkları o kadar hızlı tamamlayamıyor. İzzettin Keykavus da ilk önce işte Antalya'ya çekiliyor. Arkasından Bizans'a iltica ediyor. Tabii yine de bu olaylar niye önemli? Çünkü Anadolu Selçuk ve Memlük ilişkilerinde çok önemli bir dönemin başlangıcına neden oluyor bu olaylar. İzzettin Keykavus'un Bizans'a sığınmasıyla Anadolu Selçuklular ve Memlük ilişkileri kesiliyor. Uzun bir sürenin sonunda 1272 yılında Anadolu Selçuklu veziri Pervane Süleyman ve Anadolu'daki İlhanlı valisi olan Samagar Noğan bir girişimde bulunuyorlar. Sultan Baybars'a bir mektup gönderiyorlar. İlhanlı ile barış görüşmelerine başlamasını talep ediyorlar kendisinden. Sultan Baybars bu teklifi kabul etmiş görünüyor. İlhanlı Sarayı'na bir heyet gönderiyor. Heyet önce Anadolu'ya uğrayıp Pervane Süleyman'la birlikte İlhanlı Sarayı'na gidiyorlar. Abakahan'a Sultan Baybars'ın mektubunu takdim ediyor. Baybars, Moğollar ancak istila ettikleri topraklardan geri çekildikleri takdirde dost kalacaklarını bildiriyor. Böyle bir mektup yazıyor. Abakahan bu mektup üzerine sinirleniyor. Memlük elçilerini geri gönderiyor. Bu arada tabii şöyle de bir durum var. Ona da değinelim. Sultan Baybars, Samagar Noğan'a yani İlhanlı'nın Anadolu'daki valisi olan Samagar Noğan'a bir ok gönderiyor. Abakahan'a ise bir zırh gönderiyor. Şimdi Türklerde hakimiyet ifade eder ok. Baybars'ın böyle bir hediye göndermesi, böyle bir şey göndermesi Anadolu üzerinde hakimiyet kurma isteğinin ifadesi olarak yorumlanıyor kimi tarihçiler tarafından. Diğer taraftan da Abaka Han'a gönderilen zırh açıkça bir meydan okumadır. Bu da Türklerde, Türk tarihinde, geçmiş Türk tarihinde bilinen bir meydan okumalardan bir tanesidir. Sultan Baybars 2 Mart 1277 yılında çok kuvvetli, güçlü bir ordu hazırlıyor. 2 Mart 1277 yılında Kahire'den harekete geçiyor. Halep'ten geçerken Moğol ordusunun olası bir saldırısını önlemek için, kanattan saldırısını önlemek için bir kısım kuvvetini bu bölgede bırakıyor. Tabii nitekim Baybars 7 Nisan'da Halep'ten ayrılırken bir komutanın öncü keşif kuvveti veriyor. Bu öncü keşif kuvveti 3000 kişi kadar bir Moğol birliğini yakalayıp imha ediyorlar. Memlük ordusu 13 Nisan 1277 günü Ceyhan Nehri'ni geçiyor, Elbistan Ovası'na iniyor. Sultan Baybars'ın Anadolu'yu amaçlayan hareketini öğrenmiş olan İlhanlı ve Anadolu Selçuklu ordusunun öncü kuvvetleri de hemen ertesi gün Elbistan Ovası'na iniyorlar. Anadolu Selçuklu ordusunda Anadolu Selçuklu'ya tabi olan devletler Ermeni ve Gürcü kuvvetleri de bulunuyordu.
Tutov'un Noyan ve Toku Noyan komutasında olan İlhanlı ordusunun da 15-17 bin kadar kişilik bir kuvveti sayısı mevcut. Bunlar da o Elbistan Ovası'na inen ordu içerisinde Anadolu Selçuklu ordusunu az önce ismini bahsettiğimiz Pervane Süleyman komuta ediyor. Elbistan Muharebesi hemen ertesi gün 15 Nisan 1277 gününde İlhanlı ve Anadolu Selçuklu ordularının ağır yenilgisiyle sonuçlanıyor. Yenilginin ardından Pervane Süleyman kaçmayı başarıyor. Muharebe sırasında oğlu, torunu, damadının kardeşi Erzincan, Sinop, Sivas valileri, Sivas subaşısı ile bir kısım Anadolu Selçuklu devlet ricali Memlük saflarına geçenlerden, bunu da belirtmekte fayda var. Bazı kaynaklarda Anadolu Selçuklu ordusunun savaşmadığı belirtiliyor. Moğol kayıplarının ise çok ağır olduğunu biliyoruz. Tarihçiler tarafından bu söyleniyor. Tatavun Noyan da bu Moğol ordusunun komutanlarından biri de bu savaşta ölenlerin arasında. Elbistan Muharebesi'nden hemen sonra Memlük ordusu çok hızlı bir şekilde toparlanıyor ve Kayseri'ye doğru yürüyüşe geçiyorlar. Yol boyunca yanından, yakınından, çevresinden geçtikleri bütün kale komutanları Sultan Baybars'a itaatini bildiriyor. Sultan Baybars'ın ordusu 22 Nisan 1277 gününde Kayseri'ye ulaşıyor ve Anadolu Selçuklu'nun ileri gelenleri ve Kayseri halkı tarafından coşkulu sevinçlerle karşılandığını biliyoruz. Sultan Baybars kendisi için özel bir çabayla hazırlanmış, gayet güzel süslenmiş olan saraya gidiyor. Anadolu Selçuklu tahtına oturuyor. Aynı gün kılınan cuma namazında okunan hutbede Sultan Baybars'ın adı geçiyor. Cuma namazından sonra Sultan Baybars'ın adına hazırlanmış olan sikkeler sultana takdim ediliyor. Bir de Pervane Süleyman, az önce bahsetmiştik, savaştan kaçtı demiştik. Elbistan Muharebesi'nde kaçan bu Pervane Süleyman Sultan Baybars'tan önce 17 Nisan günü Kayseri'ye geliyor. Kayseri'ye geldiğinde Gıyasettin Keyhüsrev'i, Selçuklu Sultanını, onun eşini, adamlarını, 400 cariyesini ve bir kısım devlet erkanını yanına alarak kendi iktası olan Tokat Kalesi'ne geçiyor, Tokat'a geçiyor. Sultan Baybars'ın Anadolu Selçuklu tahtına oturmasından sonra bu Pervane Süleyman'ın hem zaferi hem de tahta oturuşunu tebrik ettiğini biliyoruz. Sultan Baybars'a bir mektup göndererek tebrik ediyor. Sultan Baybars da cevap olarak Kayseri'ye gelmesini, mevkisini almasını ve her türlü lütuf ve ihsana mazhar olmasını bildirdiği bir mektup yazıyor. Ancak Pervane Süleyman davete icabet etmiyor. Biraz zaman istiyor. Bunu yapmasının nedeninin işte Abaka Han'ı Anadolu'ya bir ordu göndermeye ikna edip işte iki ordu savaştıktan sonra sonucuna göre hareket etmeye yönelik bir ikiyüzlü bir hesap içerisinde olduğu şeklinde yorumlayan tarihçiler var. Sultan Baybars ordusuyla beraber 25 Nisan 1277, yani Kayseri'ye gelişinin 3. gününde Sivas'a doğru harekete geçiyor. Yolda kendisine Pervane Süleyman ve Gıyasettin Keyhüsrev'in bir elçisi geliyor. Anadolu'dan ayrılmasını istiyorlar. Elçi böyle bir talepte bulunuyor. Sultan Baybars da şöyle bir cevap veriyor. Tatarların istilasından beri onlar uğursuz ve kötü insanlar olmuşlardır. Bundan sonra ne yardımlaşma ne de bu konuda konuşma olacaktır. Anadolu halkının kanını dökmedik, malını yağmalamadık. Tatarlara vermeyi arzu ettiğiniz mallarınıza dokunmak gibi bir şerefsizliği dahi göstermedik şeklinde cevap veriyor. Şimdi kimi tarihçilere göre Sultan Baybars'ın Anadolu'ya gerçekleştirmiş olduğu bu sefer Anadolu Selçuklu'yu Anadolu'yu diyelim daha doğrusu Anadolu'yu Moğol işgalinden kurtarmaktan daha önemli stratejik amaçlarının olduğunu söylüyor bu tarihçiler. Neden olarak da Anadolu'daki Moğol istilasıyla Mısır'ın Kıpçak sahası arasındaki ticaret bağlantısı kesilmiş oluyordu ki Sultan Baybars hakkında konuşmayı ilk başlarken belirtmiştik. Sultan Baybars bir Kıpçak Türküydü. Sultan Baybars Memlük ordusunun sürekli yenilenmesi gerektiğini, bunun için Kıpçak sahasından düzenli olarak köle akışının, asker akışının, insan akışının sağlanması gerektiğini çok iyi biliyordu diyorlar. Baybars'ın bu ticareti deniz yolundan sürdürmek için Altınordu Devleti'ne bir temsil heyeti gönderdiğini biliyoruz. Fakat bu heyet İlhanlılarla ilişkilerinin bozulmasından korkan Bizans İmparatoru tarafından tutuklanıyor. Baybars'ın Moğolları Anadolu'dan atarak kara ulaşımını, yani Mısır'la Kıpçak sahası arasındaki kara ulaşımını yeniden açmayı düşündüğü söyleniyor. Sultan Baybars Anadolu'dan
10 Haziran 1277 ya da 6 Haziran 1277 gününde Şam'a dönüyor. Şam'a dönüşünde hastalanıyor. 14 gün sonra 20 Haziran 1277 tarihinde vefat ediyor. Şimdi ben şu konudan da bahsetmek istiyorum. Memlük Devleti Eyyubilerin çöküşüyle Osmanlıların Mısır'ı ele geçirmesi arasında geçen yaklaşık 300 yıllık bir zaman diliminde Mısır ve Suriye'de hüküm sürmüş bir devlet. Memlük Devleti'ni 1250 ve 1382 yılları arasında kurucu aile olan Bahri Memlükler idare etmiş. 1517'ye kadar da Burci Memlükler yönetimi ele almıştır. Şimdi tarihte baktığımız zaman Bahri Memlüklerin Türk kökenli olması dolayısıyla bu devirde yöneticiler çoğunlukla Türklerden oluşuyor. Daha sonraki dönemlerde Çerkez asıllı insanlara geçiyor. Tarihçiler arasında bunu mutlaka belirtmem lazım. Tarihçiler arasında Memlük'ün Türk sultanları döneminde askeri ve siyasi olarak doruğa ulaştığı, Çerkezlerin yönetiminde ise uzun süreli bir gerileme dönemine girdiğine dair böyle evrensel bir fikir birliği mevcut. Yönetici sınıfı Türk, halkın çoğunluğu ise Araplardan müteşekkil bir yapısı var Memlük Devleti'nin. Böyle bir yapıya sahip Sultan Baybars'ın da Kıpçak Türk'ü olduğundan bahsettik. Şimdi Sultan Baybars'ın tahta geçtikten hemen sonra çaresini bulmak zorunda olduğu en büyük sorunlardan bir tanesi Memlük Devleti'nin meşruiyetiydi. İslam devletleri için meşruiyet halife tarafından tanınmış olması gerekiyor. Bu ise halifenin yani yeni sultana bir menşur göndermesi gerektiren bir durum. Lakin köle devleti olduğu için yani köle devleti sayıldığı için ben buna çok katılmıyorum ama Memlük Sultanı'nın böyle bir menşur alması kolay bir iş değildi. Sultan Baybars halifeliği yeniden tesis edebilmek için Bağdat'taki İlhanlı yıkımından kurtulmayı başaran Abbasi Hanedanı mensubu 1. Hakim Ebul Kasım Ahmet adıyla biliniyor. Kendisini Kahire'ye davet ediyor. 1261 Haziran'ında da halife ilan ediyor. Yeni halife Sultan Baybars'a kılıç kuşatarak meşruiyet için ihtiyacı olan saltanat menşurunu sağlamış oluyor. Ona bütün İslam beldelerinin ve fethedilecek yerlerin idaresini veriyor. Sultan Baybars hutbelerde halifenin adının okunması ve basılacak sikkelerde onun adının yazmasını emrediyor. Böyle bir kararı var. Tüm Müslüman ülkeler adına kafir Moğolların yıktığı halifeliğin kendisinin yeniden kurduğunu ilan ediyor. Böyle bir mesajı var. Bu mesajı da Altınordu hükümdarı Berke Han'a da gönderiyor. Sultan Baybars halifeliği himaye etmiş olmasına karşın devlet işlerine karışmasına fırsat vermiyor. Memlük Sultanlığı'nın tüm tarihi boyunca sultanlar Sultan Baybars'ın bu politikasını devam ettiriyorlar ve halifeliği sadece dini bir lider olarak kullanmaya devam ediyorlar. Böyle kullanıyorlar. Sultan Baybars da bizim için İslam ve Türk tarihi açısından, bölge tarihi açısından böyle büyük bir öneme sahip bir kişilik. Bugün Sultan Baybars'tan bahsettik. Sultan Baybars kölelikten hükümdarlığa yükselen bir hayat hikayesi var. Bu hayat hikayesini anlatmaya, yaşadığı savaşları anlatmaya kısaca çalıştık, çabaladık. Kendisi bizim için bölge tarihi açısından, İslam tarihi açısından oldukça önemli bir kişi. Başardığı şeyler çok çok önemli, yapmaya çalıştığı şeyler çok çok önemliydi. Hiçbir başarısı dahi olmasa bile yani bu başarıları bir kenara bırakırsak kölelikten sultanlığa giden bir hayat hikayesi mevcut. Kendisi bu konuda çok çok büyük örnek teşkil edebilecek bir insan. Sultan Baybars'ı konuştuk. Yine böyle tarihte az bilinen, tarih kuşağındayken tarihte az bilinen olayları, kişilikleri, liderleri konuşmayı devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.